Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün İngilizce ikinci yazımızdan inşallah yüz almak için birlikte çalışacağız. Sevgili öğrencilerim öncelikle hemen sayıların tekrarıyla başlayalım. Evet sayılarımız 10, 20, 30 bunların İngilizlerini yazacağız. Evet onu nasıl yazıyoruz sevgili öğrencilerim? Ten olarak yazıyor değil mi? 20, 20, 30 evet. 30, 40 nasıl yazıyor sevgili öğrencilerim? 40 olarak yazacağız. Evet 50, 50, 60, 60 şeklinde. Hemen yazılışlarını yazalım. 70'i 70 şeklinde yazıyorum. Evet 80, 80, 90, 90, 100 da 100 olarak yazıyoruz sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim ikincisinde e, kutucuklarda <laughs> kelimeleri eşleyeceğiz sevgili öğrencilerim. Bakın birinci resme baktığınızda ne görüyorsunuz yukarıda? Tuvalet e, T gelmiş birisini görüyorsunuz. E, baktığınız zaman may I come in? İçeri girebilir miyim? May I go to the toilet? Bakın tuvalete evet gidebilir miyim dediği için bu resmi uygun olan hangisidir? Tuvalete gidebilir miyim? Değil mi sevgili Evet ikincisi bakın burada bir ışık lamba var. Lambayı ne yapıyor? Yanan lambayı kapatıyor sevgili Dikkat edin. Şu yanındakiler ne yapıyor? Açık olduğunu gösteriyor. O zaman May I clean the board? Tahtayı temizleyebilir miyim? May I drink water? Su içebilir miyim? May I turn off the light lambayı kapatabilir miyim? Yani 4 numara değil mi sevgili öğrencilerim? Burada da sevgili öğrencilerim ne görüyorsunuz? İçeriye girmek isteyen, izin isteyen birisi var. O da hangisi olacak? May I come in içeriye girebilir miyim dediği için 1 numara olacak. Burada da zaten tahtayı temizleyen birisini gördünüz. May I clean the board tahtayı evet temizleyebilir miyim diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Evet devamında da bakın susamış birisi olduğu için uygun olan hangisi? May I drink water yani 5 numarada buraya uygun olandır sevgili öğrencilerim. Evet devam edelim. Yine milliyetlerle ülkeleri e, çalışacağız. Bunlardan klasik her yazılda e, gelecektir. Muhtemelen size de sorulacaktır. Evet I am from Turkey. Ben Türkiye'denim dediğine göre evet, milliyeti ne olacak sevgili öğrencilerim? I am ne diye söyleriz? Turkish diye e, söyleriz sevgili öğrencilerim. E şurası U olacak. Ü olarak yazmayalım sevgili göreceğim. Daha doğru. Evet. I am from Spain. İspanya'danım. O zaman milliyetim olur. I am Spanish. Ben İspanyolum olur. I am from Germany. Almanya'dansa ben Almanım. Yani German. Değil mi? I am German diye. Söyleyecek. I am from Japan. Japonya'dansanız nasıl söylersiniz? I am Japanese. Ben e, <gülüyor> Japonum <gülüyor> diye söylersiniz. I am from England. İngiltere'denseniz de ben İngiliz'im. Yani English diye ne yaparsınız? Söylersiniz sevgili öğrencilerim. Evet yine kelimelerle, resimlerle işleyeceğiz sevgili öğrencilerim. Evet, climbing, riding a bike, fishing, playing football, reading, comics. Belli zaten sevgili öğrencilerim. Bakın bisiklet sürme neydi? Riding a bike değil mi? Yani bisiklet sürmek sevgili öğrencilerim. Buraya yazıyorsunuz. Evet burada ne görüyorsunuz? Bakın balık tutuyorlar değil mi? Balık tutmada neydi? Hemen yazalım. Fishing değil mi? Balık tutmak. Sevgili Burada komik bakın şeyleri okuduğu için. Reading comics diye ne yapacağız? Yazacağız. Burada tırmandığı için neydi? Climbing de tırmanmak. Sevgili öğrencilerim. Climbing yazıyorum. Evet burada da top oynadığı için bu klas zaten nedir sevgili öğrencilerim? Playing football. Futbol oynamak diye yazacaksınız. Evet sevgili öğrencilerim yukarıda yine Lisa, Su, Jim, Clara ve Sandra'nın bakın burada ne var? E, yaptıkları var. Yaptıklarıyla ne yapacağız? E, eşleyeceğiz sevgili öğrencilerim. I like dancing. Dans etmeyi seven bakın resimlerde kim var sevgili öğrencilerim. Baktığınızda kim görüyorsunuz? Clara'yı dans ederken ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz değil mi burada sevgili öğrencilerim. I like swimming. Yüzmeyi seviyorum. Yüzmekten hoşlanıyorum. Bakın burada yüzen hoşlanan kim var? Liza var değil mi sevgili öğrencilerim? Liza'yı buraya yazıyorsunuz. I like singing. Şarkı söyleyende kimi görüyorsunuz burada baktığınız zaman? Evet suyu görüyorsunuz. Bakın burada şarkı söylüyor sevgili öğrencilerim. Suyla klare şey jimi karıştırabilirsiniz. onun jim müzik dinliyor su şarkı söylüyor. Elinde mikrofon var dikkat edelim. I like driving yani çizmeyi resim yapmayı seven de kimseye göreceğim. Sandra'yı zaten burada görüyorsunuz. Evet I like listening to music. Müzik dinlemekten hoşlanıyorum. Seviyorum. Bu da zaten burada gördüğünüz gibi jimdir sevgili öğrenciler. Evet devam edelim yine e, resimlerin altındaki uygun seçenekleri işaretleyeceğiz. Bakın burada bir balık görüyorsunuz. It balık can run koşabilir mi? Can swim yüzebilir mi? Tabii ki de ne yapabilir? Yüzebilir. Bu soruları e, ders kitaplarınızdaki çalışma kitaplarınızdaki etkinliklerden alınması yani öğrencilerim oradan da hatırlayacaksınız. kuş e, it can fly mı? It can't fly mı? Uçabilir mi? Uçamayaz mı? Evet. Kuşun zaten en büyük özelliği nedir? Uçabilmekti Değil mi sevgili öğrencilerim? O zaman cevabımız ne olacak? It can fly olacak sevgili öğrencilerim. Evet. Ata baktığımızda sing şarkı mı söyler? Koşar mı? Atın özelliği de zaten it can run. Koşabilir sevgili öğrencilerim. Evet. He can cook. Yemek mi yapmaktan bahsediyor? He can dive. Ne yapıyor? Dalmak. Su altına dalmak. Değil mi resimden? Gördüğünüz gibi it can catch jerry. Evet, Jerry yakalayabilir mi? Yakalayamaz mı? Kent catch. Mi? Yakalayamaz mı? Bakın çarpı koyduğu için yakalayamayacak. O da B olarak işaretleyeceğiz sevgili öğrencilerim. Yine can ve can't kalıpları var sevgili öğrencilerim. Superman blah blah fly. Superman uçabilir mi? Uçamaz mı? Uçabileceği için can yazacağız sevgili öğrencilerim. Yapamazsa Kent yazıyoruz. He blah blah ride a bike. Bakın bisiklet sürememiş. Süremediği için ne yapacağız? Kent yazacağız sevgili öğrencilerim. He blah blah ride a horse. Attan düşmüş. Burada can değil. Can't yani yapamaz yazacağız. Evet yani burada bakın arabayı sürebiliyor. He can drive a car değil mi? Süremeseydi kaza resmi olsaydı mesela can't yazacaktık. Bu it bla bla catch a mouse. Bakın fareyi ne yapmış? Yakalamış. O zaman sevgili öğrencim ne yapıyorsunuz? Can şeklinde yazacaksınız. Evet his, her, your, it's my. Sevgili öğrencim burada bakın baktığımızda his. Bakın erkeklerde, her, kızlarda. Ee, Yor derken karşında you olduğu zaman yor yapıyoruz. Evet cansızlarda it it is diye my de I gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? My yapıyor. You da yor yapıyoruz. It de it is. Evet. she de her. he de his yapıyoruz. Bu kadar basit. Bunlara göre doğduğumuz zaman bakın ay olduğunda ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? Ay'ın yanına evet my gelecek değil mi? Ben dediği için benim köpeğim olacak. I have got a duck bir köpeğe sahibim. It is o my dog. Benim köpeğimdir. You sen veya siz have got a, bir kediye sahipsin. Sen it is sen sahipsen your cat değil mi? Senin kedin olacak sevgili öğrencilerim. Bu şekilde söylenecek. Evet he bakın erkek olduğu için burası ne olacak sevgili öğrencilerim? His olacak zaten. Otomatikmen yani bir bisiklete sahipmiş hi o erkek it is his bike o erkeğin his onun bike bisikleti she olunca da her gelecek zaten klasik sevgili öğrencilerim evet she has got a doll evet bir bebeğe sahipmiş it is her doll onun bakın she olduğu için her diye kullanıyoruz he olduğu için his diye kullanıyoruz evet it dediği için de buraya zaten otomatikman it diye ne yapacağız dolduracağız sevgili öğrencilerim evet sevgili öğrencilerim Bundan başka iki tane daha İngilizce yazısı çektim. Lütfen onları da izleyin. Buraya sizler için bir tane 100 yazayım. İnşallah yüz alırsınız sevgili öğrencilerim. Evet, diğer yazılarımızı da lütfen izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.